gerçek müziğe hizmet etmiş olanlar bir araya geliyorlar. Bu bir fırsat, başka türlü olmuyor. O açıdan bakıldığında başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizler hepimiz bir dönem, belirli bir dönemde geldik, çalıştık. Bize verilen süreyi en iyi şekilde değerlendirdik. Hizmetse hizmet ettik. Başkana yardımcı olduk. Bu şekilde bir organizasyonun gerçekleştirme emeği geçenlere teşekkür ederiz. Sevgili başkanımız, böyle bir güzel bir gece hazırlaması, kutlama hazırlaması bizi de çok memnun etti. Eskileri yad ediyor, eski meclis üyeleri, yeni meclis üyeleri. Hepimiz bir arada olacağız. İnşallah güzel bir gece geçireceğiz. Seçimlere de hızlı bir şekilde hazırlanıyoruz ve başaracağız. 78 senesinde bucak müdürü olarak geldim. 80 senesinde 12 Eylül ihtilali olunca 1. Ordu Komutanlığı belediye başkanlığı da bana verdiler. Onu da yapmaya başladık ikisini beraber. Sonradan bir albay geldi, Zeki Pekcan diye. O albaya ben belediye başkanlığı teslim ettim. Belediyeler en güzel demokrasi ortamı muhtarlıklarla birlikte. Çünkü yerel olduğu için oy veren, oy alan kişiler birbirlerini çok iyi tanırlar. Genel seçimlerde bizdeki seçim sistemi gereği milletvekilini pek bilemezsiniz. Partiye oy verirsin ama belediye öyle değil. Yerel seçimler öyle değil. Babam 1959 yılındaki ilk kuruculardan. Asıl bu akşam onun şovu. Yani demokrasi nedir, belediye nedir, muhtarlık nedir en iyi yaşatanlardan biri. Ben o yüzden belediyeyi bu faaliyeti tertiplediği için kutluyorum. Üç nesili bir araya getiriyor. Yani birinci kurucu nesille beraber bizler varız, bizim çocuklarımız var. Üç nesil bir arada olduğu için çok güzel bir akşam. İnşallah demokrasinin yeşerip devam etmesine de vesile olur. 45 yıllık belediyeciyim. Bürokratım ama siyasi hiç olmadı. Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor ya, yatay imar planlarını yapacağım diyor. İstanbul'da bunu uygulayan tek bir ilçe var bana göre. O da Hasan Akgün. Mimar Sinan eski belediye başkanı. 3 dönem. 2089'dan 2004'e kadar hizmet ettik. Fakat Büyükçekmece Belediye Başkanı yaparsa en iyisini yapar. Çok vefakar, çalışkan. Yani halkın kalbinde tahtını kurmuş Büyükçekmece ailesinde. Onu çok destekliyoruz, seviyoruz. Başarıların devamını bekliyoruz. İnşallah 31 Mart'tan sonra da büyük projeleri hayata geçirecektir. Kendisini kutluyoruz ve çalışmalarında daima yanında olacağımızı belirtmek istiyorum. Başarılar diliyorum. Büyükçekmece her zaman ilkleri gerçekleştirdiği gibi bunda da bir ilki gerçekleştiriyor. Büyükçekmecemiz Türkiye'de değil dünyada tanınıyor. Onun için çok mutluyuz. Anılarda kalan birçok şeyi sergilenmiş. Çok hoşuma gitti. Büyükçekmece için emeği geçenleri tekrar yad ettik. Bu akşamı bu şekilde sevgili Büyükçekmece Belediye Başkanımızın bize yaşatması çok duygulandırdı. Bu büyük bir buluşma aslında Büyükçekmece Belediyesi'nin, Hasan Başkan'ın gerçekten bir vefa örneğini gösterdiği. Hani bir şarkı vardır, unutulmuş eski dostlar derler. Hiç unutmuyor, bütün dostları burada buluşturuyor. Bu anlamda bakıldığı zaman bu belediyenin tamamında daha önceki belde belediyelerinde görev almış belde başkanları, belediye başkanları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, genel meclis üyeleriyle büyük bir buluşmayı gerçekleştiriyor. Vefa bir semtin adı değil. Vefa gerçekten hislerimizden bir buluşmadır. En azından onur edilmedir. Ben bu akşam çok güzel duyguların, burada hatta hüzünlerin bir arada olacağına inanıyorum. Büyük bir hasret giderilmesi olarak da görüyorum bu buluşmayı. Başkanı kutluyorum, yönetimdeki arkadaşları kutluyorum. 3 tane başkan yardımcılığı yaptım, meclis üyeliği yaptım. Hep aklımızdan geçen seçilmiş insanları, geride güzel mahallesinde güzel şeyler bırakanları bir araya toplamaktı. Bize kısmet olmadı. Hasan Başkan'a kısmet oldu. Allah razı olsun diyelim ve sevdiklerimizle bir aradayız. Ne mutlu bize diyor. Hayırlı uğurlu olsun. Genç meclis üyesi Mahir
Ereke'nin oğlu Kerem Ereke. Başarılar dilerim. Gelsin. Size de kolay gelsin. İyi görevler temenni ederim. Başkanın da muvaffakiyet olmasını isterim. Ahdi vefa denilen cümleciğin içerisinde çok büyük bir kalp yatar. Büyük bir maneviyat yatar. Ve aslında ahdi vefanın içerisinde büyük bir insanlık vardır. İnsanlığın her yönü vardır. 1958'de benim şu anda belediye başkanlığını yapmış olduğum Büyükçekmece'yi belediye yapmışlarsa 1958-19 Şubat'ta, bugün 19 Şubat 2019'da ben ve ekibim arkadaşlarımla biz olarak o günden bugüne aramızda olanların, aramızda olamayanların en yakınlarını 60. yılda burada ağırlayabiliyorsak, onları 50-60 yıl geri götürüp böyle bir hazzı onlara yaşatabiliyorsak, işte bu ahdi vefanın ta kendisidir. Ben Türkiye'de belediyelerin bu şekilde 50-60-40-80 sene önce kuruluşuyla ilgili böyle bir seremoninin yapıldığına hiç rastlamadım. Ama 60. yılda ne yapabilirim diye düşündüğümde ekip arkadaşlarımızla beraber bu şehri belediye olarak büyüten, bu şehrin belediye olmasını sağlayan ve bu şehri bugüne kadar getiren belediye başkanları ve seçilmiş halkın temsilcisi meclis üyelerinin bu akşam 60. yıl sonunda bir araya getirmeyi çok istedim. Çok şükür oldu. Son derece mutluyum. Bugün 19 Şubat 2019. Büyükçekmece için enteresan 3 şey oldu. 1. 19 Şubat Büyükçekmece Belediyesi'nin 60. yılı bitiyor. 60. yılını kutluyoruz. 2. Bugün 19 Şubat 2019 31 Mart seçimlerinde aday olacak bütün partilerin adayları saat 17 itibariyle belediye başkan adayı ve belediye meclis listelerini verdiler. Bu da enteresan bir tarih. Bizim de 6. dönemimizin dosyasını verdiğimiz dakikalar biraz önceydi. Bir önemli tarih, bugün 19 Şubat 2019, biz belediyenin önünde 60. yıl kutlamasını yaparken, arkadaşlarımıza plaketler verirken, çalışma arkadaşlarımıza, aynı anda Strasbourg'da, yani Fransa, Strasbourg'da, Avrupa Konseyi'nin olduğu yerde, demokrasinin kalbinin attığı yerde, benim vekilim, Dış İlişkiler Müdürüm ve bir meclis üyem, Büyükçekmece'nin 6. kez üst üste 12 yıldız Avrupa şehri ödülünü alıyorlardı. 3 tarih bugüne rast geldi. Onun için son derece mutluyum. Büyükçekmece aileme ve emeğe geçen bütün arkadaşlarıma şükürlerimi sunuyorum. 60. yılı da bize nasip ettiği için çok mutluyum bunu günü görmekte. Bunun herhalde 32 senesi bize ait sanırım. 86'dan beri çünkü biz belediyedeyiz. Herkese daha nice mutlu yıllara çıkmayı nasip etsin inşallah. İyi günlerde, güzel günlerde diliyorum. Büyükçekmece 2000 nüfuslu bir belde belediyesi. Kemal amcaya Allah rahmet eylesin. İlk belediye başkanımız, kurucusu. Ondan sonra Büyükçekmece yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Büyükçekmece'de ilk defa Şevket Tuncay rahmetli belediye başkanımız zamanında Bedford bir çöp kamyonu alınıyor. Bütün arşivlerde bunlar karşımıza çıkıyor. Ve yine Şevket Tuncay zamanında, ondan önce de Sarın Arılar zamanında jeneratör alınarak Büyükçekmece merkezin
sokakları aydınlatılıyor. Sonra küçük bir mezbaha kuruluyor. 1980'lere gelindiğinde darbe oluyor İbrahim Arık iş başında. Yardımımız Sayın Tayyip Çin Altıdoğan takdim ediliyor. Büyükçekmece Belediye Başkanımız Doktor Sanak Gül takdim ediyorlar madalyayı. Değerli bir belediye başkanı Sayın Adnan Halim, değerli işçileri Sayın Tatil Cahit Bölümümüze sahnemize arz ediyorum. Görevinden de tanıyoruz. Üstün hizmet panellerine belediye başkanımız Doktor Sanak Gül takdim ediyorlar. Bu benim sevdam, dağa taşa yazılacak bu benim sevdam. Yoksula umut olacak bu benim sevdam. Doktor Akgün'le coşacak Büyükçekmece'de, Hasan Akgün'le